Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese Merhabalar selamın aleyküm nasılsınız iyi misiniz yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım değerli dostlar şimdiki konumuzun ismi aracı kurumların e, hedef fiyat vermiş olduğu şirketler biliyorsunuz e, bundan yaklaşık 4-5 ay önce tekrar böyle bir video çekmiştik e, linki buradadır değerli dostlar izleyebilirsiniz e, hedef fiyatlar gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi? Onunla ilgili kendi duygu düşüncelerinizi de aktarabilirsiniz. E, videonun yorum kısmına. Genel itibariyle birçoğu hedef fiyatına e, ya yaklaşmıştır ya da geçmiştir. Genel itibariyle. Burada kontrollerini sağlayabilirsiniz. E, ciddi anlamda güzel primler elde ediyorlar. Yani e, neredeyse başarı oranı %99'dur değerli dostlar. Yani %10, %20'lik bir marj var. Onun altında kalan şirket daha görmedim açıkçası. Şimdi e, aracı kurumların al demiş olduğu hisseler ve hedef fiyatları şu şekilde Şişe'de 21 TL hedef fiyat vermişler. Galata Wind'de 11 TL. Bu da yeni hedef fiyat verdiler. Proto'da 380 TL hedef fiyat vermişler. Şişe'de 23.50 vermişler. Bu garanti yatırımdır. Koç Holding'de 56.30 hedef fiyat vermişler. Kalekim'de 27 TL hedef fiyat vermişler. Agesa'da 30, Kardemir'de 18 TL. Doğasoda 117. Çok markette 20. Arçelik'te 70. Türk Hava Yolları da 43 vermiş. Ölü. Ee, burada iş yatırıma baktığımızda iş yatırım Türk Hava Yolları'na 53 TL hedef fiyat vermiş. Agola iş yatırım 53 TL hedef fiyat vermiş. Ak e, Sigorta e, 4.60 TL hedef fiyat vermiş. Mavi'de 104 TL hedef fiyat vermişler, Çimsada 41 TL hedef fiyat vermişler, Aksende 20, Ülkerde 25, Şok Market'te 28, OZAL'da 163. Burada nötr gören, nötr olan şirketler var. Yani burada hedef fiyat vermişler ama nötre bağlamışlar. Yani geçerli değil. Belli ki bazı sıkıntılar olmuş. Mesela burada Çimsada endeks, endekse paralel getiri yapmışlar. Sonra bunun kaldırmışlar değerli dostlar. Burada yeşil yanan şirketler ve özellikle endeks üstü getiri demek. Yani endeksin üzerinde getiri getireceğine dair bir rapor hazırlamışlar arkadaşlar analistler aracı kurumlar. O şekilde söyleyeyim size. Pozalda 163, Kardemir'de de 1860, Koç Holding'de 50. Karanda 18, Toaso'da 114, Aselsan'da 26.50, Mavi'de 112, coca 172, Mavi 120, Bizim 23, Bimaş 112, Ekge'ye o 4 TL, Kardemir'de 19, Tırge'ye o 4.90. Genel itibariyle bu şekilde gidiyor. Bir de buraya gidelim. Tırge'ye da 8.60 ziraat yatırım vermiş. Vestel'de 36, Tüpraş'ta 200. 67. Yataş'ta 14.80 kaldırmışlar. Şişe'de 18. Kırgeye o da 6 TL. Ekgeye o da 3 TL olarak karşımıza çıkır. Biraz doğru aşağı doğru geldiğimizde kontörde 320 Ey maşallah. Evet yani kontör ciddi anlamda yatırım yapıyor. Onu da söyleyeyim. Kardemir'de de 22 TL. Genel itibara aşağı doğru gitmeye gerek yok. Genel itibariyle bu şekilde. Burada işte bugün... Ünlü e, aracı kurumu 21 TL şişe vermiş. Galita Vinte burada info yatırımdır sanırım. Evet 11 TL hedef fiyat vermiş. Şişede tekrar 23 koç olduğunda 56. Bunun ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Yani orta uzun vadede e, bu hedefler neredeyse hemen hemen %80 %90'ı e, gerçekleşiyor. Tabii ki o, orta, bunlar 12 aylık süre zarfı içerisinde vermiş oldukları hedef fiyatlarıdır onun da bilincinde olun. Yarın alırsanız bir hafta boyunca iki hafta boyunca zarar elde edebilme ihtimaliniz de yüksek olabilir. Bunlar 12 aylığı baz aldıkları için böyle bir hedef fiyat veriyorlar. Raporları inceliyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Evet bu şöyle bir kar yapacaklardır. Birinci çeyrekte 200 milyon TL. ikinci çeyrekte tekrar bir 200 milyon. Yani totalde 400, 400 daha 800 milyon TL 12 yıllık bir karı var. FK çarpanı 3'e düşecek. Ondan sonra ne yapacaklar efendim? Bu 3 ucuzdur. Bu fiyat şu an 10 TL'dedir. Bu hissenin olması gereken hedef fiyatı 21 TL, 30 TL, 40 TL gibi araştırma raporları en ince ayrıntısına kadar e, çalışıyorlar, araştırıyorlar. Şirkette iletişime geçiyorlar. Nasıl bir kar e, bekliyorsunuz? Favok marjınız ne kadar olabilir? Bir Favok'ta bir kar marjı bekliyor musunuz? tarzında işte deli gibi sorular soruyorlar. Ondan sonra o e, yapmış olduğu hissenin yapmış olduğu ihracatına bakıyorlar. İhracatı yükseltecek mi? Satış karlılığı var mı? Yok mu? Esas faaliyetlerden bir kar ede elde bilme ihtimali yüksek mi? E, aklınıza gelebilecek bütün şeyleri araştırma raporları şirketlere soru e, şeklinde soruyorlar ve onlara e, yani onlara da e, bu araştırma raporlarına karşılık olarak cevap vermiş oldukları e, hedef fiyatları ile ilgili el tahmini bir e, fiyattır. Genel itibariyle yüzde seksen yüzde 90 gerçekleşiyor değerli dostlar. Bunların da ekran görüntüsünü çekin. Bence işinize yarayacaktır. E, bu son zamanlarda çok ciddi anlamda prim yapan şirketler de var. Ve hala mesela kar, e, Türk Hava Yolları da 53 TL hedef vermişler. Yani bunu 53 değil 40 TL olarak alsan ise zaten burada şu an kaç TL seviyesinde 30 küsür seviyelerinde demek ki gidebilecek güzel bir e, yolu var. Agol mesela bir hikayesi de var. Mesela bu, burada Galata Wind 11 TL hedef fiyat vermişler. Abi 10 numara 5 yıldız. Ama anlatabiliyor muyum? Yani %60 oranında bir iskonto olduğunu söylüyorlar. E demek ki bir şeyler var. Bir hikaye yakalamışlar. Kale Kim geçen gün 2022 beklentilerini açıkladılar. Genel itibariyle Fabok marjına tam olarak hatırlamıyorum ama %30-%35 arasında bir büyüme Beklediklerini söyledi ve keza son bir haftadır ciddi anlamda da bir yükseliş yaptığını da görebiliyoruz. Burada yenilere bakacak olursak bu Galata Wind şişe zaten bizim beğendiğimiz şirketler arasında yer aldığını da söyleyebiliriz. Güzel bir şirket. Genel itibariyle bunların ekran görüsünü çekerseniz ileride sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Bunlara yatırım tavsiyesi değildir. Alsatut tavsiyesi değildir. Burada kurum önerileri, raporlarıdır. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Görüşmek dileğiyle.